Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah. Ve subhanallahi bukraten ve asila. Ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah. Allahu ekber kebira. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Ordular arsaya, ordular arsaya, ordular arsaya, ordular arsaya. Ardından damadı ve baş danışmanı Kuşner ile Orta Doğu özel temsilcisi ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman liderleriyle bir toplantı yaptı. Detaylarını daha önceden zaten bildikleri ve onay verdikleri bu plana karşı çıkışları, tüm planlar ancak Filistin meselesini köprü çözümünden saptırmak için maksatlı ve beyhude çabalar olarak görülmekte. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın basın mensupları, kıymetli Müslümanlar. 28 Ocak gecesi ABD'nin küstah başkanı Trump ile işgalci Yahudi varlığının lideri Netanyahu, Beyaz Saray'da kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerin neticesinde kameraların karşısına çıkıp yüzyılın anlaşması dedikleri küstah planlarını açıkladılar. Ciddiyetsiz ve lakayt tavırları ile dikkat çeken iki şaklaban, Filistin için kurdukları yeni komployu, yani Müslümanları mukaddes beldeden tasfiye etme planlarını sözde barış planı olarak açıkladılar. Trump'ın yüzyılın anlaşması dediği bu plana Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Mahmut Abbas ise yüzyılın şamarı demişti. Evet, bu iki şaklabanın küstahlığı yıllardan beri Filistin davasına ihanet eden Mahmut Abbas gibi yöneticiler için bir şamardır. Kutsal beldenin Yahudi varlığı tarafından işgal edildiği günden beri çözümü ABD, İngiltere, BM ve Yahudi varlığının liderleriyle arayan kuklalar için bir şamardır. Ancak hem bu hain yöneticiler hem de bu ölümcül planı büyük bir kibirle açıklayan iki şaklaban asıl yüzyılın şamarını İslam ümmetinden ve yüreği Mescid-i Aksa için çırpınan Müslümanlardan en yakın zamanda yiyeceklerdir inşallah. Bu ölümcül plan ABD Başkanı Trump'ın uzun bir zamandır üzerinde çalıştığı bir plandı. Bu bağlamda Eylül 2017'de ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Daha sonra Filistin ile Siyonist varlık arasında çatışmanın nihai bir anlaşma ya da yüzyılın anlaşması ile daha da ileriye taşınmasından bahsetti. Ardından damadı ve baş danışmanı Kuşner ile Orta Doğu özel temsilcisi yüzyılın anlaşmasının propagandasını yapmak için yollara düştüler. Kuşner ABD planına destek bulmak için Şubat 2019'da birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. 27 Nisan 2019'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman liderleriyle bir toplantı yaptı. Bu ziyaretler bölgedeki yöneticilerin desteğini alma noktasında yapılan ziyaretlerdi. Damat Kuşner 22 Haziran 2019'da sözde barış planının ekonomik ayağını açıkladı. Plana göre Filistin
ve komşu Arap ülkelerin ekonomilerini yükseltmek için 50 milyar dolarlık küresel bir yatırım fonu oluşturulacak. Batı Şeria ile Gazze'yi birbirine bağlamak için de 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridoru inşa edilecekti. İşte tüm bunlar Filistin için kurulan 100 yılın komplosunun altyapısını oluşturma ve hainlere rüşvet dağıtma çalışmalarıydı. Bu necis ve ölüm plana göre işgalci Yahudi varlığı Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini istediği zaman ihlal ederek genişletebilecek. Buna karşın 6 milyonun üzerindeki Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı ise olmayacak. Mukaddes beldenin 1/4'ü Yahudilere teslim edilecek ve 1/4'ünde ise hiçbir tesiri ve gücü olmayan güya bir Filistin devleti kurulacak. Bunlar gibi daha nice işgal, komplo ve tasfiye içeren maddeler var bu planın içerisinde. Kıymetli Müslümanlar, İslam ümmeti olarak bizler gasıp ve işgalci Yahudi varlığını ve onlarla yapılan hiçbir anlaşmayı tanımıyoruz. Çünkü bu Siyonist Yahudiler peygamberlerin katilleri ve Müslümanların en azılı düşmanlarıdır. İsrail denen bu oluşum 1948'den bu yana sadece katliam ve zulüm yapmıştır. Onlar Filistin topraklarında olduğu müddetçe bu katliamlar ve zulümler devam edecektir. Filistin meselesinin tek çözümü ise Yahudi varlığını mübarek Aksa topraklarından çıkarmak ve bu sözde devleti kökünden kazmaktır. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bunun dışındaki tüm planlar ancak Filistin meselesini köklü çözümünden saptırmak için maksatlı ve beyhude çabalar olarak görülmektedir. Ümmet olarak sadakatimiz tamdır. Özlemimiz kor ateş gibidir. Ama ümmetin başındaki yöneticiler için hiç de öyle değil. Onlar sanki bizden bir parça değilmiş gibi. Onlar sanki Kudüs sıradan bir toprak parçasıymış gibi davranıyorlar. Kafir ABD plan üstüne plan yapıyor. Yöneticiler ise seyrediyorlar. Küstah Trump çıkıp Filistin hakkında tehditvari açıklamalarda bulunuyor. Yöneticiler sadece kınıyorlar. Ve sadece bu plan kabul edilemez demekle yetiniyorlar. Ey Müslümanlar! Allah aşkına bu yöneticilere sorun. Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için sizin de bir planınız var mı diye sorun. Nerede? Neden ordular harekete geçirmiyorsunuz diye sorun. Neden Yahudi varlığının işgaline bir son vermiyorsunuz diye sorun. Neden susuyorsunuz? Neden sadece kınıyorsunuz diye sorun. Müslümanların ordularına sorun. Ne zaman harekete geçeceksiniz? Ne zaman Mescid-i Aksa'nın esaretine son vereceksiniz? Ne zaman küstah Trump'a ve Yahudi varlığı İsrail'e had bildireceksiniz diye sorun. Ordular Aksa'ya! 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 Hadi! Hadi bunları yapamıyorsunuz. Neden Yahudi varlığı ile tüm ilişkileri kesmiyorsunuz? Neden elçilikleri kapatıp diplomatlarını sınır dışı etmiyorsunuz? Neden ticari ilişkileri bitirmiyorsunuz? Amerika size her türlü aşağılamayı reva görürken neden ABD'nin dost ve müttefiki olmaya devam ediyorsunuz diye
yöneticilere sorun ey Müslümanlar. Bu sorularınıza cevap alamayacaksınız. Yine susacaklar. Zira onların böyle bir derdi yok. Onların İslam ümmetinin onuru olan Kudüs'ü kurtarmak gibi bir gayeleri yok. Onlar koltukları sarsılmasın, iktidarları yıkılmasın derdindeler. Onlar Allah'ı, Resulünü ve müminleri değil, sömürgeci kafirleri, ABD'yi, İngiltere'yi razı etmenin derdindeler. Kahrolsun ABD! 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 Ey Müslümanlar! Ey Müslümanlar! Öyleyse onlardan umudunuzu kesin, bağlarınızı koparın. Allah ve Resulünü seven, Allah ve Resulünün rızasını, Allah ve Resulünün nizamını tatbik edecek, İslam'ı yeniden bu topraklarda hüküm sürmesini sağlayacak, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı esaretten kurtaracak, Ömer bin Hattab gibi, Abdülhamid Han gibi halifelerin gelmesi için çalışanlarla birlikte sizler de çalışın. Şimdi buradan küstah Trump'a bir kez daha seslenmek istiyoruz. Ey küstah, ey kafir! Satın aldığın yöneticilere güveniyorsan vallahi aldanıyorsun. Onların sonu ümmetin uyanış vaktine kadardır ki o vakit çok yakındı Allah'ın izniyle. Ordularına güveniyorsan sakın güvenme. Zira Amerika ordularındaki askerler yaşamak için savaşan, en ufak bir darbede psikolojik bunalımlara giren korkak askerlerdir. Allah'ın izniyle kurulacak olan Raşid-i Hilafet'in ordusu ise yaşamak için değil, şehit olmak için savaşan, korku nedir bilmeyen, ölüme gülümseyerek yürüyen, şehit olmak için dua eden askerlerden kurulu ordulardır Allah'ın izniyle. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! İlk önce Yahudi varlığı İsrail'i haritadan silecek. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı kurtaracak. Yeryüzünde adaleti yeniden sağlayacak. Ve sonra sıra sana gelecek ey Trump. O günü bekle. Korkarak, titreyerek bekle. Ey İslam beldelerinin yöneticileri, Yahudiler ile imzalanan tüm hiyanet anlaşmalarını iptal edin. İsrail denilen sözde devlet ile tüm ilişkileri durdurun. Onlara hadlerini bildirecek yaptırım kararları alın. Yahudi varlığının elçilerini, konsolosluklarını, istihbarat birimlerini ülkemizden kovun. Bu meselenin çözüme kavuşması için Filistin topraklarından tüm Yahudileri temizleyecek orduları artık harekete geçirin. Bunun dışında kafir batının kirli ve şerli çözüm planlarını reddedin. Yıllardır Filistin'e yapılan saldırılar kardeşlerimizin canlarına, mallarına, kutsallarına ve dinimize yapılmış saldırılar değil midir? Kadınların çığlıkları, çocukların hışırığı dolu gözyaşları, sevdiklerini yitirenlerin ağıtları ve şehitlerin kanları sizleri harekete geçirmek için yeterli değil mi? Kafirlerin hayatı sevdiği kadar şehadeti seven erlere, yığın yığın silahlara, bereketli servetlere sahip İslam ümmetine ne zaman liderlik edeceksiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra toprağına özlem duymuyor musunuz? Kanlarınız sahabe-i kiramın kanına karışması için mübarek topraklar üzerinde şehit olmayı arzu etmiyor musunuz? Ey yöneticiler, kimden ve neden korkuyorsunuz? Kafirlerin örümcek ağı gibi zayıf olan düzenlerinden mi? Oysaki onlar sadece sizin korkunuzdan besleniyorlar. Sizler korktukça onlar küstahlaşıyorlar.
onlar kibir abidesi oluyorlar. Abi. İşte bu sinsi komplo ve Filistin davasını, tasfiye planı, korkak ve pısırık Arap yöneticilerini ve ABD müttefiki liderleri sevindirmiş olabilir. Ama İslam ümmetinin sadece öfkesini artırmıştır. Siyonist Yahudi varlığını mukaddes beldeden tamamen söküp atmak için azim ve kararlılığını da artırmıştır. Ve bu açıklamalar karşısında İslam ümmetinden alacakları tek cevap şu olacaktır. Ey necis Netanyahu, ey kafir Trump, silineceksiniz, sökülüp atılacaksınız. Mübarek beldelerde işgal ettiğiniz tek bir karış toprak parçası kalmayıncaya kadar silineceksiniz. Yüz değil, bin yıllık plan yapsanız da Kudüs bizimdir ve bizim kalacaktır. İslam ümmeti çok kısa süre içerisinde sizi ve işgalci varlığınızı ortadan, oradan, o mübarek topraklardan silip süpürecektir Allah'ın izniyle. Ey Müslümanlar, şunu kesin olarak bilmemiz gerekir ki Kudüs ve Mescid-i Aksa kınama mesajları ile kurtulamaz. İslam Konferansı Örgütü'nün yemekli toplantıları ile kurtulamaz. Birleşmiş Milletler kararlarına atıf yapmakla kurtulamaz. İsrail ile diplomatik ilişkileri bir süreliğine askıya almakla kurtulamaz. Barış mesajları vermekle kurtulamaz. İki devletli çözümden bahsetmekle asla kurtulamaz. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ancak Kudüs işgal altındayken bize gülmek haram olsun diyen Salahaddin gibi komutanlarla kurtulur. Kudüs'ü fethettiğinde şehre deve ile değil de güzel bir at ile girsin denildiğinde, eğer biz İslam'dan başka izzet ararsak, Allah bizi zelil kılar diyen Hazreti Ömer gibi Raşid halifelerle kurtulur. Yüklü miktarda paralar karşılığında Filistin'den toprak vermesini isteyen Siyonist liderlere karşı ben size bir karış toprak dahi satmam. Zira o beldeler benim değil İslam ümmetinindir diyen Abdülhamid Han gibi basiretli yöneticileriyle kurtulur. El hilafe vadullah. El hilafe vadullah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El hilafe vadullah. El hilafe vadullah.